birçok kadın kardeşimizin aileleri, yakınları burada. Hepsini göremiyorum fakat Fatma Şengül kardeşimizin kızı Açelya burada. Helin falan döken kardeşimizin, babası Nihat falan döken aramızda. Bizlerle birlikte. Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden kardeşimizin annesi Mutlu Öztel aramızda. Bizimle birlikte. Afyon, Kocaeli, Kayseri, Diyarbakır, Çanakkale, Eskişehir, Adana, Antalya, Yalova, Kıbrıs, Konya, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Sakarya. Görüyorsun. Hiçbirimiz yalnız değiliz. Ölmek istemiyorum son nefes aralığında yaşıyor bu ülkede kadınlar. Kadınlar tehdit altında. Ne istiyoruz arkadaşlar? Yaşamak. Ne istiyoruz? Yaşamak istiyoruz, yaşamak. Ölmek istemiyorum çığlığı hepimizin çığlığıydı. Bu ülkede kadınlar ne yaşıyor arkadaşlar? 2018 yılında 440 kadın kardeşimiz öldürüldü erkek şiddetiyle. 2019 yılının İlk 7 ayında 245 kadın erkek şiddetiyle hayatını kaybetti. Kadınlar o ilk şiddete uğradıkları anda başvurdukları mercilerden geri her döndürüldüklerinde bir kadın kardeşimiz hayatını kaybediyor. Her bir kadın yönelik şiddet davasında, kadın cinayeti davasında çıkış yolunu ezberlediler arkadaşlar. Katiller internete girip bakıyorlar nasıl indirim alacaklarına. Kravat takıyorlar, indirim alıyorlar. Pişmanım diyorlar, indirim alıyorlar. Çok seviyordum diyorlar, indirim alıyorlar. Saygın tutum indirim alıyorlar. Gelecek indirim alıyorlar. Evet, yuh değil mi? Hep birlikte yuhluyoruz. Peki ya toprağın altında olan kadınlar? Peki toprağın altındaki onların öldürdükleri kadınlar? Onlar ne yapıyor? Onlar kendilerini ifade edebilecek durumda bile olmuyorlar. Bu yüzden yapılabilecek olanlar belli. İstanbul Sözleşmesi kadınların hayatta kalması için şarttır. 6284 sayılı koruma kanunu etkin uygulanmalıdır. Arkadaşlar, ilk konuşmasını yapmak üzere Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kal aramızda. Onu dinliyoruz hep birlikte. Kardeşlerim, değerli basın mensubu ve burada toplanan herkes öncelikle hoş geldi. Ayağınıza sağlık. Biz buraya niye geldik ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeri göğü inletiyoruz değil mi? Bize yer gök inlemelidir diyorlar ya. Ne yapıyoruz biz? Deminden beri yeri göğü inletiyoruz. Ama ilk defa mı yeri göğü inletiyoruz biz? Biz yıllardır bu meydanlarda yeri göğü inletiyoruz da sesimizi hiç duymayanlar oldu değil mi? Fakat şimdi çok daha güçlü inletiyoruz. Aynı Özgecan zamanındaki gibi inletiyoruz. Çünkü o kadar benziyor ki. Biz iki gündür, dün sabah bu acı haberle uyandığımızdan beri tıpkı Özgecan zamanındaki bir atmosferde yaşıyoruz. Hem acımız çok derin, çok büyük. Ailesine söylediği gibi Emine Bulut kardeşimizin içimiz kavruluyor. Özgecan'da olduğu gibi. Onun bedenine yapılan şey kalbimize yapılmış gibi. Yine aynı şekilde içimiz yanıyor. Hatta arkadaşımız bunu artık nasıl anlatacağımızı hani karar veremiyoruz ki hani bunu anlatmak için böyle bir aynı yara iziyle gelmiş buraya. Ve dünden beri ama iyi olan tek bir şey var. Bütün bu toplum ahlakını asla kaybetmemiş. Bazı yetkililer ahlak vurgusu da yaptılar ya. Onların görmesi gereken bir tane daha toplum var. Ahlaka, insanlık onuruna, kadınların haklarına sahip çıkan çok büyük bir topluluğuz biz, milyonlarız biz, milyonlar. Burada bu kadar olabiliriz ve hiç az değiliz zaten. Ama bütün Türkiye'de şu anda eylem yapar. Ama bütün dünyada eylem yapar. Ayrıca o söz ettiğimiz, ben de söz edeceğim. O güzelim şehrimizden adını alan İstanbul şehri sözleşmesi. O güzelim sözleşme. Biz onun kaşına gözüne hayran değiliz. Sadece ismini sevmiyoruz şehrimiz diye.
O sözleşme şiddetle mücadelenin yollarını harfiyen anlatıyor. Hiç belirsiz bir şey bırakmıyor. Zihniyetti, eğitimdi, gelenekti, hiçbir şey bahanesi olamaz şiddetin diyor. Başı sonu belirsiz konuşmak yerine, geleceğe sorunun çözümünü ertelemek yerine, kimin ne yapacağını belirsiz bırakmak yerine her kuruma görev veriyor. Aile Bakanlığı'na veriyor. Aile Bakanlığı'nı biz sadece kayıp yaşadığımızda sesini duymak istemiyoruz arkadaşlar. Şimdi duyuyoruz. Her seferinde çok acı bir olay yaşıyoruz. Ondan sonra bakanlığın sesi çıkıyor. Bu mudur? Bakın şimdi hepimiz yani çok şey ifade etmek istiyoruz. Ama tıpkı Özgecan'daki gibi bir atmosfer. Çok iyi olan şu. Dünden beri bütün toplumun o kadınların yanında yer alan, o bu ülkenin onuru toplumun sonra sahip çıkışı ve asla bırakmayışı. Özgecan'da olduğu gibi bizim derneğimize de artık yeter. Ben çalışmalara katılmak istiyorum diye her kuşaktan kadın kardeşimiz başvuruyor. Erkek arkadaşlarımız bize dayanışmak için ben ne yapabilirim diye soruyor. Bazıları öyle ifadeler kurmuşlar ki. Bugün ben bir şey okudum. Karnımda cinsiyetini bilmediğim bebeğim var ve onun için, onun geleceği için, bütün çocukların geleceği için çalışmalara katılacağım diyor hamile bir arkadaşımız. Ya birçok böyle genç bir 19 yaşında bir insan başka bir şey söylüyor. Bu önemlidir. Ama Özgecan'a aynı zamanda şu açıdan da benziyor. Hani biz demiştik ya, o minibüsün içerisinde için hepiniz oradaydınız dedik ya. İşte şimdi yine aynısı oluyor arkadaşlar. Şarkıdaki gibi bir, hani cinayeti kör bir balıkçı gördü diyordu ya, kör bir balıkçı görmedi. 10 yaşında küçük bir kız çocuğu gördü. Ama bir başkası daha gördü, çekti ve hepimizin görmesini sağladı. Böylelikle ne oldu? Aslında binlerce kez tekrarlanan, aslında bütün kadınların, öldürülen bütün kadınların sesi olan ölmek istemiyorumu bütün toplum çok net duydu, izledi. Böylelikle de aslında bütün, hepiniz de oradaydınız. Kimler oradaydı? İstanbul Sözleşmesi'nde kadınların en çok ihtiyacı olduğu dönemde son aylarda artan bir biçimde özellikle tartışmalı hale getirenler oradaydı. İmzanız kalsın mı, çekelim mi gibi konuyu gündeme getirenler oradaydı. Bu şehirden, bu güzelim şehrinden adını alan, dünyanın bir sözleşmesi haline getirilmeye çalışılan bu sözleşme nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 2011'de Avrupa ülkelerinin İstanbul'da toplanarak, bizim de ilk imza atarak imzaladığımız şiddetle mücadeleyi odağına alan dünya çapındaki en gelişmiş, en ileri, çok bilge bir sözleşme. Bütün adımlarda yapılacakları tarif ediyor. Biz zaten bunları hep anlatmaya devam edeceğiz değil mi hep birlikte? Evet. Onu ders gibi çalışıp öğreneceğiz değil mi hep birlikte? Evet. Bir sözleşmenin ismini alkışlıyoruz ya. Biz daha az ne isteyebiliriz kadınlar? Daha az ne isteyebiliriz? Ölmek istemiyoruz. Talep bu. Bunun adı, anlamı ölmek istemiyoruz'un sözleşmesi de İstanbul Sözleşmesi'dir. Şimdi soruyorum. Bu sözleşmeyi uygulamak isteyenler öldürmek mi istiyor? Yani taraflar budur. Ölmek istemeyenler, öldürmek isteyenler. Bu kadar net. Öldürmek istemeyen herkes, buna katılmayan herkes sözleşmeyi de yatayı da uygulayacak. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayılı kanunu hedef haline getirenler vardı. O yüzden burada bu kadar alkışlanıyor bu kanun. Biz biliyoruz. Kimse bizi kandıramaz. Bizim can simidimiz olduğunu biliyoruz o yasanın. Kararlı bir şekilde öğrendik, öğrettik. Daha da öğreteceğiz hep birlikte. Daha da. Beyine saldıranlar, kadınlar boşanma süreçlerinde öldürülüyorken, boşandıktan sonra da çok büyük zorluk yaşıyorken, bu süreçleri iyice zorlaştırıp baskı altına alan, bir de nafaka hakkımıza bir uzatanlardı. Nafaka o kadar öz ve öz hakkı kadının. O evlerin içerisine gömdüğümüz emeklerin değerini piyasadan alsak, ölçsek yanına yaklaşabilir mi arkadaşlar o nafakaya? Sonuç itibariyle arkadaşlar son aylarda bu kadar çok yönlü saldırının, yani kadınların şiddetten kurtuldukları bir hayat yaşamaları için onların yanında olan kuvvetlendiren sözleşme ve tüm kanunlara, yani medeni kanunla faka hakkı 6284 ve sözleşmenin hepsine birlikte saldırının dolayısıyla aslında
yanında çözüm yoluna saldırının sonucudur Emine kardeşimizin bu şekilde öldürülmesi. Bunu ben böyle anlıyorum. Böyle hani ifade etmek istiyorum sizlere. Ve şunu söylemek istiyorum. Çözüme saldırırsanız o sorunun çok çözümsüz ve ağır bir biçimiyle karşılaşırsınız, sizi de yakar. Çözüme saldırılamaz. O yüzden artık yanı başımızda duran, kale gibi duran, bu kadar sağlam duran, burada alkış tufanı kopartan bu iki şeyi, yasamızı ve İstanbul Sözleşmemizi tam olarak sahiplenip uygulanması bölümüne geçmek gerek. Ben artık hep biz ders alınsın dedik, yıllardır dedik. Ders alan var, almayan var. Bence farklı dünya görüşlerimiz olsa bile böyle bir konuda farklılaşmak mümkün değildir ve herkesin ölmek istemiyorum diyen kadının gitme anne diyen çocuğun yanında durması gerekir. Bu yani saflar bu kadar net. Yine de ders alanda var, almayan da oluyorsa ama bu toplumda dersleri çok iyi alıp çok iyi çalışanlar var, biz varız arkadaşlar. Biz derslerimizi alıyoruz. Bu sefer Özgecan'dan sonraki gibi de yapmayacağız. Bu sefer her gün bizim için Özgecan, her gün bizim Emine, her gün bizim için Fatma, her gün bizim için Helin, her gün bu mücadeleyi daha da güçlü vereceğiz. Söz ver arkadaşlar. Vahşice öldürüldü. Bu mu
sizin kutsal aile kavramınız? Kendi hayatı hakkında karar vermek isteyen kadını öldürmek mi? Böyle mi aile olunuyor? Nafakaya 6284 sayılı yasaya saldıranlar o karar edildiğinde, hamile bırakıldığında, çöp gibi oraya buraya atıldığında neden sesiniz çıkmadı? Emine'nin ölmek istemiyorum çığlıkları hiçbir zaman kulaklarınızdan, beyinlerinizden silinmemişsin. Biz kadın meclisleri olarak, bütün kadınlar olarak buna asla izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Kadın cinayetleri durdurulabilir. Bunun anahtarı toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Aksi savunulamaz. Biz yaşamak istiyoruz. Eşit olarak, barış içinde. Bravo. 6284 bizim can simidimiz. Yetkililer 2011 yılında imzaladıkları İstanbul Sözleşmesi'ne uymak zorundalar. Şiddeti normalleştirmek, geleneksel normlarla savunmak İstanbul Sözleşmesi gereği suçtur. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Kadın kardeşlerim, biz güçlüyüz. Örgütlü mücadeleyle kazanabiliriz. Kadın cinayetlerini durdurabiliriz. Nafakaya saldıranlara da buradan bir çift söz etmek istiyorum. Bağlanan nafakalar, sanmayın ki sosyal medyada okuduğunuz şöhretlerin, zenginlerin, sanatçıların eşlerine ödediği kadar. Yok. Çok az bir meblağda nafaka bağlanıyor. Çoğu da ödemiyor bunu zaten. Değerli basın mensubu arkadaşlar, sizlerden de bir ricam var. Lütfen haberlerdeki dilinize, yazılarınızdaki kelimelere lütfen dikkat ediniz. Aşk cinayeti olamaz. Sevgi indirimi de olamaz. Namus cinayeti de olamaz. Cinayet cinayettir. Bunların hepsi... Bunların hepsi kadın cinayetidir. Bakın görüyorsunuz, bir sürü kadınız ve güçlüyüz. Biz bu cinayetleri durduracağız. Yeter ki örgütlü biçimde hep birlikte mücadele edelim. Hep birlikte yol alalım. Bravo. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın kardeşlerim, birlik olalım. Beraberce mücadeleyle
vereceğim. Korunma hakkımız için, maddi yardım hakkımız için, sağlık hakkımız için, kreş hakkımız için, barınma hakkımız için diyeceğim. Ve hep birlikte ardından 62-84 diyeceğiz. Korunma hakkımız için 62-84. Maddi yardım hakkımız için 62-84. Sağlık hakkımız için 62-84. Barınma hakkımız için 62-84. Kreş hakkımız için 62-84. Kadınlar için 62-84. Kadınlar için 62-84. Yasayı uygula, kadını yaşat. Yasayı uygula, kadını yaşat. Yasayı uygula, kadını yaşat. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kadınlar, televizyon ekranına çıkıp bir kadın öldürüldüğü zaman şu açıklamayı yapamayacaklar: kadınlarımız, kızlarımız çok seviyoruz. Ama işte ne yapalım, yapacak bir şey yok. Bu açıklamayı yapamayacaklar. Şu açıklamayı yapamayacaklar. Biz yaptırmayacağız en azından. Bunu bilsinler. Hep birlikte kadın cinayetlerini durduracağız diyerek eylemimizin sonuna doğru geliyoruz. Fakat asla son olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Bu birlikteliğimizi sürekli hale getireceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz, bizzat katılabilirsiniz. Herkesin, her bir kadının yapabileceği çok fazla şey var arkadaşlar. Belki şimdiye kadar sen bir şey yapamazsın, ne anlarsın ki diye bu toplumda kadınlara o kadar çok şey söylendi ki, onun baskılanmışlığı altındayız belki de. Yırtıp atalım hepsini. Nasıl sessiz kalmıyorsak, kadın cinayetlerini durdurmak için de çok fazla şey yapabiliriz. Çocuğunun anne ölme dememesi için